6-12 haftalık burcumuz sevgili boğalar. Nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta. Birlikte yaralar, birlikte iyileşeceğiz, birlikte hasta olacağız, birlikte birbirimize sarılacağız. Umarım ülkemizdeki zeval, sıkıntı hayatımızdan gider, güneş açar gökyüzüne diyorum. Sevgili boğalar, özellikle 7 Mart'taki gerçekleşecek Başak Dolunay'ı sizin harcamalarınız aşırıya kaşacağı ve gereksiz olaylara fazlasıyla dert edip kafanıza takıntılar yapacağınızı gösteriyor. O yüzden sizden ricam, bilinç sizi fazlasıyla yoracak ve yorulan noktada da kendinize yanlış hatalar yapabilir ve duygusal açlığınız sizi fazlasıyla hüzün ve kedere itebilir. Biraz daha psikolojik olarak ruhumuzu, enerjimizi desteklememiz gerekiyor. Aynı şekilde Satürn balık seyri burcunda 2,5 yıl boyunca devam edecek. Bu da bizim kontrolle alakalı, bazı insanların sizi kontrol altına almasına ve onların kuralları üzerinde gitmekten çok fazla yorulacağınız gözüküyor. 11 Mart'ta da Mars Venüs sekstil evresi, gideceğimiz seyahatler, iş gereği yapacağımız anlaşmalarda çok başarılı ve keyifli imzaların atılacağını uyarıyor. Sevgili boğalar, özellikle iş konularınızla alakalı uzun süredir çözümlenmesiz gördüğünüz konularda ekip ve çevredeki insanlarla destek alarak kendimizi daha doğru noktaya itmeye çalışacağız. Aynı şekilde kendimizle ilgili eksik gördüğümüz işimizle alakalı hatalarla alakalı da çok fazla yüzleşerek daha doğru projelerde, daha doğru noktalarda adım atacağımız gözüküyor. Yani farkında olduğunuz şeylerin adımını başlatacaksınız hayatınızla alakalı. İş kurmak, ortaklı ya da kazançlarınızla alakalı. Özellikle 8-9-10 arası sizin için kazançlı ve keyifli bir nokta. Ama harcamalarımızı iş ya da acil olan noktalar için harcamamız gerektiğini, fazla abartıya gidersek ekonomik olarak çok fazla bu hafta bizi yıpratacağını gösteriyor. Yeni işe başlamak, yeni kapıyla ilgili başvurularınızda olumluluk evresi var. Biraz gecikebilir. Mülakatlarda birbirimizi doğru ifade etmemiz lazım. Çünkü iş konumuzla ilgili yeni anlaşacağımız noktalar bize mutluluk ve keyif verecek. Aynı şekilde bölüm değişimi, farklı bir alan geçişinizle ilgili yönetici ve yakın bir alandan destek alarak farklı bir noktaya da geçişiniz sağlanacak. Uzun süredir borçlarınızla alakalı plan ve programda zorlanıyordunuz. Mart'ın özellikle 15 ve 16'sı sizin için daha şanslı ve sürpriz paralarla alakalı rahatlayacağınız bir evre söz konusu olacak. Evet, çok gözyaşı döktünüz. İçinizdeki acı artık kaldıramıyor. Hani aşka, sevgiye, değere inancınız yıprandı. Artık bunlar bizim için çok değerli olacak ve sarılmak, değer göstermek, sevdiklerimize ifadelerimiz daha yoğun olacak. Yani buradaki Satürn balık evresi bizim içsel ruhumuzdaki duygularımızı daha açığa çıkartacağız ve aynı şekilde kendimiz gibi adım atacağız. Kendi işinizi kurmak istiyorsanız cesaretinizi toparlayın. Uzun süredir yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili başvurularda biraz daha beklemeniz gerektiği, özellikle Nisan ayı konular için daha şanslı. Şimdiden başvurularınızı yaparsanız daha rahat bir evreye geçiş sağlayacağınız gözüküyor. Duygusal olarak özellikle eşinizin iş kriziyle alakalı yaşadığı ve ailevi sorunlar sizi fazlasıyla yıprattığı için kendinizi biraz daha içsel yalnızlığa doğru ve bütün sorumlulukların sizin üzerinde olması sizi yıpratıyor. Biraz spor, biraz hareket, biraz bilincimizi toparlayarak ve psikolojik destek alarak daha güzel şeyler başaracağımıza gözüküyor. Bu ara blog yazarlığı, sosyal ağlarda yapacağımız yeni yazılar ya da yapmak istediğimiz projelerle alakalı çok güzel bir doping ruhunuz olacak. Bu da sizin kendinize sunacağınız yeni iş fırsatları, yaratacağınız olaylar güzel. Taşınma mevzumuzla alakalı gecikmeler söz konusu olacak. Özellikle aile içerisinde yasal mahkemelik konularımızla ilgili davalarımızda ertelenmeler söz konusu olacak. Ama aile büyüklerimizle alakalı bir para konusunda destek ve kredi çekmek isteyebilirsiniz. Bununla ilgili de güzel olumlu krediniz var gözüküyor. Aile içerisinde, evli olan çiftler içerisinde sadece çocuklarınızla alakalı iletişim problemlerini bir an önce düzeltip onların hayatıyla ilgili planlar yapmanız gerektiği ve sadece kendi dünyanızdaki borçlar yüzünden çocuklarınızla iletişiminizde sorunlarınız var. O da özellikle onların içsel karmaşasına şifa vermeniz gerekiyor ve onlarla bağımızı güçlendirmemiz lazım. Bu sene duygusal yönümüzün daha yoğun olacağı, aşk konusunda kararsızlıkları geride bırakıp
güzel bir ilişkinin elini tutacağınız bir hafta söz konusu olacak. Ama en önemli şey de aile büyüklerimizin küçük bir operasyonu biraz bizi stres yapsa da sakin ve mantıklı olursanız gayet güzel bir noktada olacak. Sağlık için özellikle nodüllerimiz, kulak burun hassasiyetimiz olabilir. Son zamanlarda da küçük bir operasyon, burun operasyonumuz var. Dikkatli olun efendim. Sevgili Başaklar, nasılsınız? İnşallah güzellik size dokunsun, uğur size dokunsun. Evet, 7 Mart'ta Başak Dolunay'ı gerçekleşecek. Bakış açımız, duruşumuz, nerede hatalarımız var, bunları tek tek böyle film şeridi gibi göstereceğiz. Gözümüzü dört açarak, nerede hata yaptıysak, nerede düzeltmemiz gereken noktaların sayfası size Allah katında da açılacak. Gökyüzü olarak da açılmış gözüküyor. Aynı şekilde 7 Mart Satürn balık seyrine 2,5 yıl boyunca devam edecek. Yani 12. evdeki balık burcunda devam edeceği için. Kontrol dışı olaylar, söylenmemesi gereken sözler ve karşı taraftaki iletişimle alakalı yaşanacak bazı sorunları da uyarır. O yüzden daha temkinli ve daha dikkatli konuşarak incitmek istediğiniz ya da incinmek istemediğiniz konularda eşit davranmanız gerektiğini uyarır. İş konunuzla alakalı yeni anlaşma içerisinde olduğunuz işiniz hayırlı ve uğurlu. Her fırsatta kendimi gösteremiyorum dediğiniz noktalarda da size sunulacak ekstra iş imkanlarınız var. Bunları doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Dışarıda yoğun bir temponuz varsa, o devamlı yazı ve gazetecilik ya da bu tarz noktalarda merakınız ve bu konularla iş alanınız varsa daha enerjinizin yüksek olacağı ve birçok iş konusunda da size fırsatlar sunulacağı, bu fırsatlarla ilgili de başarılar elde edeceğinizi gösteriyor. Ortaklı ya da kendimize ait bir iş alanımız varsa onun üstüne daha çok gitmemiz gerektiği ve emek verdiğimiz işimiz bize çok fazla yeşerecek ve burada güzel kazançlar elde edeceğimiz. Yani alanımızı dağıtmak, tanıtmak ve işimizle alakalı korktuğumuz noktalarda şifa olarak kendimize çekeceksiniz. O yüzden kazancınız daha farklı yeniliklerde olacak. Farklı kapılar açacaksınız. Farklı işinizi daha çok büyütme evrenize fırsat verecek. Yurt dışı seyahati, iş gereği gitmek istediğiniz konularda biraz daha ertelemeler olabilir ama şehir dışı seyahatlerinizde herhangi bir risk yok. Gideceksiniz. Orada yeni oluşumlar, yeni projelerde yer alacaksınız. Özellikle alım satım işiyle uğraşıyorsanız bu hafta çok insanlarla iş içe olacaksınız. Yeni anlaşmalar, yenilikler var. Ama sizin ayağınızı kaydırmak isteyen, size oyun oynayan insanlar da dışarı etkendeki insanlar. Kiminle iş yapıyorsanız buna biraz daha dikkatli ve kendinizi koruma altına almanız lazım. Her şeyi kendi kalbinizle hissedebilirsiniz ama dışarıdaki insanların kalbini göremezsiniz diyorum. Bu ara yakın kadın dostlarımızla biraz sıkıntılar, biraz kavgalar, biraz tartışmalar söz konusu olacak. Bunu ev içimize, iş hayatımıza yansıtmamamız gerekiyor. Ufak tefek trafik kazası, cep telefonu ya da bu tarz hırsızlıklara da dikkat etmemiz lazım. Yeni işe başladığınız, yeni bir iş kapınıza başladıysanız bu başlangıç sizin kalıcı olacağınızı, yerde kendinizi doğru şekilde ispatlayacağınız söz konusu. Yarım eğitimleriniz, dil eğitimi özellikle, kurslarla alakalı bu dönem çok merakınız olacak. Kendinizi her konuda şifalandırmak isteyebilirsiniz. Astroloji eğitimi, kozmik enerji ve hatta farklı dillere de merakınız olabilir. Bunlarla ilgili de güzel başlangıçlar söz konusu. Aynı şekilde aşk hayatınız uzun soluklu yarımsa size tanıştırılmalar, fırsatlar çıkacak. Gözden kaçırmamanız gerektiğini uyarıyorum. Yeni bir ilişkiye başlayanlar için de tuttuğunuz eli biraz daha tanımanız, acele etmemeniz, sonra kırılan kalp sizinle alakalı olarak gözüküyor. Geçmiş hesaplamak istediğiniz noktaları kapatmanız lazım. Geçmişte kaldı. Evli çiftlerde özellikle eşinizin iş saatleri ve sizin evde yalnız kalmanız sizi çok fazla yıpratıyor. O yüzden kendinize kurs, farklı alanlarda, farklı süreçlerde yapacağınız bilinçlenme ile alakalı kendinizi güçlendirebilirsiniz. Çocuklarınızın eğitiminde bu hafta zorluk, toplantılar, yoğunluklar söz konusu olacak ve bu yoğunluklarda çocuğunuza sert davranabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar yumuşak davranmanız gerekiyor. Eşiniz beni aldatıyor ya da eşim beni aldatıyor tripleriniz varsa öyle bir şey yok. Eşinizin parasal noktası ile ilgili yaşadığı, biraz içsel dünyasında yaşadığı kaoslar olduğu için o dengede sevgisini yansıtamıyor olabilir. Siz sımsıkı sarılın, o sizi seviyor. Boşanma fikri olanlar için de ciddi radikal evrede adımlarımız var. Sadece beklediğimiz zaman, beklediğimiz tarihte, söz verdiğimiz evrede anlaşmalı boşanmalar söz konusu olacak.
Eğer üst katta oturuyorsanız daha farklı bir alana taşınma ve orayla alakalı ev almak, ev araştırmanız var. Bu yıl bitmeden hayırlı ve uğurlu bir, özellikle bu yıl taksit ya da bu tarz kredi başvurularımız olumlu. Yani bir yıl, bu yıl sonuna kadar da ailenizin desteğiyle o istediğiniz evi çok rahat bir şekilde geçiş yapacaksınız. Evinizde tadilat yapmak isteyen bazı takipçilerim için tadilatınız uğurlu ve bereketli. Güçlendirmek, evinizin rengini, şeklini değiştirmek isteyeceksiniz. Özellikle çamaşır makineniz ve bulaşık makinenizde aksilikler var. Bunlar yenilenecek. Evet, en önemli şey de aile ziyareti ya da ailenize, evinize gelecek misafirleri hoşgörü ve güzellikle karşılayacaksınız. Bir de altın ya da mücevher merakınız varsa altın alın. Yani mücevher almanıza gerek yok diyorum. Sağlık olarak da özellikle diş eti iltihaplarımız, diş kanamamız ve ağız haflarımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Sevgiyle kalın. Sevgili oğlaklar, yükselen ve ay burcu sevgili takipçilerim. Evet, gökyüzü gerçekten 7 Mart'ta Başak Dolunay'ını gerçekleştirecek. Zaman aleyhinize, düzen aleyhinize, iş aleyhinize, yapmak istediğiniz her şey doğru ve dikkatli olduğunuzda zaman size tıkır 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 doğru işleyecek. Yani bir dantel gibi işlerinizle ilgili mücadele ettiğiniz konularda yüzünüz aydınlanacak. Hak ediliş ve para konularınızdaki çözemediğiniz noktaları daha zamanlayıcı bir şekilde toparlayıp kendi enerjinizde pozitif bir ruha sahip olacaksınız. Satürn özellikle balık seyrine gidiyor. Bu da bizim artık aile, çocukluk ve iş 5. evimizi tetikleyecek konular ve kendimizle ait olamadığımız duygusal boşluğumuzla yüzleşmeyi de temsil ediyor. Artık geçmişimi yüzleşeceksiniz, yeni tanıyacağımı yüzleşeceksiniz, çevrenizle mi yüzleşeceksiniz? Çünkü zamanı kaybedecek bir durum yok diyorum. Kurumsal bir alanda yoğun bir tempo içerisinde olacağınız toplantılar, girişler, çıkışlar, koşturmalar, vergi dairesi, belediye, evrak koşturmalarımız bu hafta bizi çok fazla yoracak. Aynı şekilde vize, başvuru ve bu tarz müracaatlarımızda da dikkat etmeniz gereken vizenizin tarihi bitmiş olabilir, pasaportunuzun zamanı gelmiş olabilir, ihmal etmeyin. Ortaklı iş ya da ortak projeler içerisinde olduğunuz işlerde güzel yenilikler ve sizi mutlu edecek anlaşmaların verdiği bir rahatlık da var. Zamanı doğru kullanmak da elinizde, kaybetmek de elinizde. O yüzden hızlı ilerleyen zamanı doğru değerlendirin. Çünkü size para gücünüz, iş gücünüz, duygusal gücünüzü toparlamaya fırsat veriyor. Bir de unutmayın ki ben merkezli yaşayacağımız noktalarda kendi içsel evimize, düzenimize ve duygularımıza zarar verebiliriz. Ben kimliğimizden çıkarak daha verici ve yeteneklerimizi dışarı sergilememiz lazım. Yöneticilerle keyifli anlaşmalar içerisinde olacağınız projeler sizin konum ve masa değişiminize çok fazla yardımcı olacak. Hayal ettiğiniz işi kurmak, ortaklı projelerle ilgili de size güzel sunulacak haberler, yer, mekan tutmakla ilgili de radikal karar vererek kendi yörüngenizi daha rahat bir şekilde belirleyeceksiniz. Akademik ve eğitmenseniz, yurt dışı ile ilgili başvurularınızla alakalı noktada olumlu bir evreniz var. Şimdiden hayırlı olsun. Özellikle doçentlik, profesörlük anlamında eğitimlerinizle ilgili endişeleriniz varsa bunları en iyi şekilde kendinize ifade edeceksiniz. Küçücük bir tezgahınız varsa ve kazanç noktasında endişeleriniz varsa bu hafta bol bereketli, gizli gelecek paralar, sürpriz sana gelecek insanlar size ayrı bir renk katacak. İşinizde güçlenme söz konusu. Özellikle eşinizin işleriyle ilgili yaşadığı sorunların da düzeleceği, kendi evimizdeki sakinliği daha iyi şekilde iyileştireceğiz. İlişkiler konusunda zaman size doğru insanı, doğru eli tutmanızı gösteriyor. Yanlış ilişkileriniz var. Artık bitirmek. Onlarla geçirdiğiniz her zamanın sizin sorununuz olduğunu gösteriyor. Artık onları eleyelim, yepyeni bir arınalım, kendi enerjimizle alakalı doğru insana sarılalım. Evli çiftlerde de uzun süredir konuşamadığınız konular masaya yatacak. Kim haklı, kim haksız bu masa doğrultusuna birbirimize sıkı sağlık, hatalarımızla iyileşip birbirimize yol alacağız. Unutmayın ki hayatımızda ev değişimi ve bunlarla ilgili fikirlerimizde biraz gecikmeler olsa da doğru anahtarın sevincini yaşayacaksınız. Aile ziyareti, toprak ziyareti, gelecek gidecek ziyaretlerimiz çok fazla olacak. Yolculuklarımızın yoğun olacağı bir hafta. Aynı şekilde de eşinizin ailesinde sağlık problemlerinden kaynaklı eşinizin de kendi ailesini ziyaret etme gibi durumları biraz can sıkıcı olabilir. Buna da hazırlıklı olalım. Çocuklarınızın eğitimi ve onlarla ilgili endişe ettiğiniz konularda onların parlak bir enerjiye sahip olduğu ve kendilerini en iyi şekilde başaracaklarını unutmayın.
gebelik ya da hamilelik sürecinde riskler olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Aynı şekilde de araç sürprizi ya da araç alımı ile ilgili radikal karar alarak yolumuzu, aracımızı da belirleyeceğiz. Yeni işe başladıysanız bu iş krizleri orada kalıcılığınızı korkusuz şekilde yeni noktalarda adım atmanızı gösteriyor. Bir de en önemli şey 11 Mart'ta Mars-Venüs sekstili var burada. Bu da uzun süredir kendinizi ifade edemediniz. Yanlış anlaşılmalar, güzellikle ifade ettiğiniz şeyleri insanların sert anladığını düşünerek daha yumuşak geçişlerde kim dost kim düşmanımız olarak belirleyeceğiz. Evimize giren çıkan insanları eleme dönemi, hayatımıza karışan insanları komple çıkartacağız. Bu da bizim olgunlaşmamıza fedakarlık evresini gösteriyor kendiniz için. Yeni ilişkiye başlayanlar, güzel bir ilişkinin enerjisi hayırlı ve uğurlu olsun. Nişan ya da evlilik planı içerisindeyseniz Mart'ın 17'si 18'inde aile tanışması var. Güzel ve huzur verecek. Sağlık olarak egzama ve saç dökülmelerimiz, alerjik reaksiyon, kaşıntılarımız söz konusu olabilir. Dikkatli olun efendim. Hoşça kalın.